Arkadaşlar merhabalar, bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıdaki birim küplerle oluşturulmuş yapının önden görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Önden görünümü şuradan bakacaksınız arkadaşlar. Bakın şuradaki kareyi bir tane görüyorsunuz. 1. Sonra buradan şöyle 1, 2 tane görüyorsunuz. 2. Şuradan da 1, 2 tane görüyorsunuz. Yine 2 ve buradan da bir tane görüyorsunuz. 1 şeklinde olmalı. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1 hangi şıkta var? C'nin şıkkında var. İsterseniz diğer görünümlere de bakalım arkadaşlar. Konuyu tamamlayalım. Buraya baktığınızda, sağdan baktığınız zaman hocam burada bir tane, 2 tane üst üste görüyorsunuz. Üst üste görülenleri şey yapacaksın. 2. Hocam bir de bu tarafında kaç? 2 tane daha görüyorsunuz arkadaşlar. Pardon, bir tane daha görüyorsunuz burada. Başka da görmüyorsunuz. 2'ye 1 şeklinde olacaktı mesela o da. Hani nasıl şöyle, hani şuradan bakacak olursanız 1'e 2 de olabilir, pardon. Şöyle bir görünüm olacaktı. Üstten görünüm sorulmuş olsaydı ne yapacaktınız arkadaşlar? Hocam üstten bir tane böyle görüyorsunuz. 1, 2 tane böyle. O zaman kaç? 1, 2, bir tane böyle, bir tane de böyle görüyorsunuz. Altındakileri göremiyorsunuz çünkü. O zaman burada 1, 1 şeklinde olacak. Yani şu şekilde olacak. 1, 2, 1, 1 şeklinde olacak arkadaşlar. Tabi bunlar bitişik. Şöyle olması gerekirdi. Size de bütün hepsini de bu şekilde göstermiş olduk. Neyse, cevap ne çıktı arkadaşlar? C han çıktı. Bizden önden görünüm isteniyor. O da C şeklinde var. Küp şeklindeki kutunun tüm yüzeylerini eşit şekildeki yüzeylerine şekildeki gibi eşit büyüklükteki şeritler yapıştırılmış. Arkadaşlar her yüzeyde bu beyaz şerit var. Bu beyaz şeride B dersem beyaz şeriti bulabilir miyim? 2 birim burası, 2 birim burası. Kübün bir kenarı 7 olduğuna göre bu kenarlar 5 5 yaptı. O zaman büyüklük üçgenin alanından şuradaki üçgenin alanını çıkartırsak olay bitti. Beyaz alanını bulalım ilk önce. 7 çarpı 7 bölü 2'den 5 çarpı 5 bölü 2'yi çıkarttığımız zaman bu da kaç çıkıyor? 49 eksi 25 bölü 2'den o da 12 çıkıyor arkadaşlar. 12'yi bulduk beyaz alan. Tüm alanı bulacağız arkadaşlar. Her bir alanda bir tane beyaz alan çıkartacağım. Her bir alan ne? Tüm alanı bulurken arkadaşlar. Her bir alan ne? 49 değil mi? 49'dan neyi çıkartacağım? 12'yi çıkartacağım. Kaç tane var bundan? 6 tane var. Çarpı 6 diyeceğiz. O zaman 49'dan 12 çıkınca 37 çarpı 6. O da kaç yapıyor? 42, 18, 22. Yani 222 çıktı arkadaşlar. O zaman sorumuzun cevabı Edremit oldu. Şekilde bir kenar 12 santimetre olan 12'yi yapıştıralım şuraya. Tahta bir küpten kare prizma keselip yanına yapıştırıldığında yeni şeklin yüzey alanı 360 santimetre kare arttığına göre. Evet, burada tüm alan istenmiyor. Tüm alan istenseydi eski alanı yazıp eklenenleri yanına ekleyeceğiz. Çıkartılan parçaları yanından da çıkartacaktık arkadaşlar. Ama burada şey var, direkt arttığına göre demek ki eklenen alan daha fazla arkadaşlar burada. Çıkartıp yanına yapıştırıyorum. Bu tür sorularda şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Çıkan parçaları direkt eksi diye yazacağımıza, çıkan parçaların yanına ekleneni var mı, yani nötrleyeni var mı diye bakacaksınız. Mesela sen buradan bir parça çıkarttın. Hocam burası çıktı, buraya eklendi mi? Eklendi, nötrledi. Hocam bunun alt tarafı da çıktı. İlk önce çıkanlara yoğunlaşın. Alt tarafta çıktı, o da buraya eklendi mi arkadaşlar? Aynen eklendi. Sonra hocam çıkan parça başka neresi var arkadaşlar? Hocam çıkan parça, bakın şuradaki parça çıktı. Çünkü yapıştırdığın zaman tüm alandan oradaki parça eksildi. Ama şuradaki parça da karşısındaki parça da eklendiği için birbirini nötrledi mi arkadaşlar? Bunlar nötrledi. O zaman geriye ne kaldı arkadaşlar? Şuraya bir x diyecek olursak içeride eklenen parçalara bakalım. Şimdi çıkan parçaların hepsini yorumladık. Çıkanın karşılığı vardı, nötrlediler. Onu kırmızıyla ve maviyle gösterdim arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Eklenen parçalara. İçeride 4 tane böyle bir yüzey. Yani bir kenarı 12 olan, 12'ye eksilik dikdörtgenden kaç tane var? 4 tane var. 12'ye eksilik dikdörtgenden 4 tane içeride. Hocam şu mavileri saymazsak şu yandakileri saymak zorundayız. Bir de burası, 2 tane de burası 12'ye eksilik dikdörtgen arkadaşlar. 4 tane bu içeride, 2 tane de dışarıda. 6 tane 12 tane x kadar alan fazlalaşmış olmadı mı burada? Evet. Bu kaça eşitmiş? 360'a eşitmiş. Buradan arkadaşlar gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 72 x eşittir 360 ise x 360 bölü 72, o da kaç yapıyor arkadaşlar? 5 yapıyor. Yani böylelikle sorumuzun cevabı ne çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Yani Ceyhan oldu. Yandaki küp kapatıldığında aşağıdakilerden hangisi oluşur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi şöyle yaptığımız zaman yıldızın sağ tarafında ne var arkadaşlar burada? Yıldızın sağ tarafında kare var. Yıldızın üstü de bu. Arkadaşlar sen bunu böyle kapattığın zaman
Yıldızın sağ tarafında ne olacak? Yıldız ve üçgen. Yıldızın sağındakini ve solundakine bakalım mı arkadaşlar? Evet. Sen bunu böyle kapat. Kat kat şöyle. Kat 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 böyle kapat. Ya da kamerada ters gözüküyor. Şöyle 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 kapat bakayım. Hocam sen bunu böyle kapattığın zaman yıldızın sağında bu olacak. Arkasında bu olacak. Solunda da bu mu olacak arkadaşlar? Evet. Yani sen bunu böyle kapatmayı düşün bakayım. Şöyle kapatsan. Hatta kırmızıyla göstereyim istersen. Hop şöyle kapattın. Şöyle kapattın. Yıldıza odaklandık. Yıldızın sağındaki solundaki şeklinde gidersek daha sağlıklı olacak arkadaşlar. Evet. Şöyle kapattığın zaman şöyle yıldızımız burada arkadaşlar. Bak önde görüyorsunuz. Şu yıldız önde. Şu şöyle yaparsam daha net görürsünüz. Yıldızın sağında iki tane dikdörtgenli. Arkasında bir yeşilli. Solunda da üçgen mi oluyor? Evet. Yıldızın sağında ne olacak? Şu olacak. Sağında bu olmayacak arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ama böyle devirdiğimizde sağında şey oldu, şey de oluyor hocam. Devirdiğimizde yıldızın sağında beyaz da oluyor diyebilirsiniz. Şöyle devirdiğin zaman sizin çelişki oluyor o zaman burada. O zaman şöyle düşünelim. Bak kendi kendimle çelişiyorum burada. Hocam ben böyle kapattığım zaman yıldızın üstü boş ya. Yıldızın üstü boşken sağındaki dikdörtgenler olması lazım. Evet bu daha doğru oldu. O zaman bu olmadı. Üçgene göre baktığımız zaman hocam ben bunu böyle kapattığım zaman üçgen burada oluyor değil mi? Evet üçgen şurada olduğuna göre üçgen buradaysa yıldızın solunda yani üçgenin sağında ne var? Yıldız var. Üçgenin sağında yıldız var. Üst tarafta beyaz. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Büyük ihtimalle cevap Balıkesir. Diğerlerinin de olmadığını gösterelim arkadaşlar. Burada yıldızın sağında üçgen var ama yıldızın sağında bak yıldızın üstü beyazken sağında üçgen olmaması lazım. Sağında ne olması lazım? İki tane dikdörtgen olması lazım. O yüzden bu gitti. Hocam burada yıldızın sağında ya da üçgenin şeyinde üçgenin sağ yıldızın sağında değil. Yıldızın solunda ne var? Yıldızın solunda üçgen var ya da üçgenin sağında yıldız var. Oradan gidiyorduk. Yalnız üstte beyaz olduğu zaman ben üstte beyaz olması için ne yapmam lazım? Bunu böyle devirmem lazım. Arkaya doğru devirdim. Arkaya doğru devirince yıldız sağ tarafta oldu. Üçgenin sağında yıldız oldu. Hocam bu da sağlıyor gibi. Bunu nasıl anlayacağız? O zaman şeye bakalım arkadaşlar. Üçgenin durumuna bakalım. Ya da kapatma işlemini bir de şöyle göstereyim isterseniz. Bu sabit kalmışken bak burası sabit kalmışken kat kat şöyle kapatalım arkadaşlar. Kapattığınız zaman şöyle bir şey oldu. Yıldız nereye geldi? Şuraya geldi. Üçgenin de üstünde beyaz kısım oldu. Üçgenin sivri kısmı yakın kısmı, sivri kısmı yakın kısmı beyazı görüyor arkadaşlar. O şekilde düşünelim. Sen bunu böyle kapattığın zaman, ters çevirdiğin zaman, ters çevirdiğin zaman ne oluyor? Beyaz şu kenar ne oldu arkadaşlar? Şuraya paralel. Sen bunu böyle yaptığın zaman o da böyle paralel olacak. Şöyle paralel olacak. Şöyle döndürüyormuş gibi düşün. O zaman üçgenimiz böyle olacak. Yıldızın sağında üçgen oluyor ama burada üçgenin tepesi beyazı gösterecekti. Burada üçgenin tabanı beyaz kenarı göstermiş oluyor. Ben bunu böyle döndürdüğüm zaman arkadaşlar. 90 derece böyle döndürüyor mu? 90 derece döndürünce hop sivri yer aşağıya gelecek. Tabanı da yukarı gelecek arkadaşlar. Taban beyaz kenarı görmüş oluyor. O yüzden bu olmamış oluyor. Güzel bir soru aslında şöyle. Bütün şıkları irdelediğimiz zaman. Hocam burada üçgenin solunda ne var diyorduk arkadaşlar. Bak üçgenin solunda şöyle kapatma işlemini yaptığımız zaman. Üçgenin solunda da yeşil renk olması lazım. Şöyle kapattığımız zaman. Ama şöyle düşün. Şöyle üçgenle dikdörtgen şey yapacağım. Arkadaşlar üçgenle şu iki dikdörtgen karşı karşıyadır. Bir boşluk kuralı vardır. Yani bir boşluk kuralı var derken ne demek istiyorum? Hocam şunun karşısında bir boşluk geçersin bu vardır mesela. Ya da üçgenin karşısında bir boşluk geçersin bu vardır. Hocam üçgenle bu karşılıklıdır. Bir boşluk karşılıklı yani küp. Konu anlatımında ben anlattım. Birim küplerde anlattım arkadaşlar. Zar olaylarını anlattım. Karşılıklı yüzeylerdir bunlar. Bir boşluklu olan kısım. Üçgenin karşısında iki dikdörtgen olması lazım. Burada üçgenin yanında dikdörtgenler var arkadaşlar. Bu da ondan dolayı olmaz. Dolayısıyla cevap kesinlikle ne yaptı arkadaşlar? Balıkesir yaptı. Detaylı bir anlatım. Bence büyük ihtimalle şu 3 şık arasında kalmışsınızdır. Bu ikisinin de sebebini şimdi anlamışsınızdır. Büyük ihtimalle. Tamam. Öyle bütün şıkları irdelemek lazım. Hani bazen kapatmalar öyle kafamıza göre olmuyor. Kapatıyoruz. Ters çevirmeler oluyor. İşte o ters çevirmelerin de mantığını da burada göstermek istedim size. Dikkat edin gençler. Tamam. Evet cevap böylelikle Balıkesir oldu. Şekildeki dikdörtgenler prizmasının 3 farklı yüzeyinin alanları santimetre türünden yazılmıştır. A, B, C yazalım arkadaşlar. Burası C, burası C, burası B, burası da A.
Dikkat edin. A çarpı B dediğimiz kaç yaptı arkadaşlar? 54 yaptı. A çarpı B 54. Sonra B çarpı C kaç? 24. B çarpı C 24. Sonra A çarpı C kaç yaptı? 36 yaptı. Onları yazalım arkadaşlar. Bize onları vermiş. Şimdi bizden ne isteniyor? Hacim isteniyor. Hacim dediğimiz nedir? A çarpı B çarpı C'dir. Bazı arkadaşlar şunu yapacaklardır büyük ihtimalle. Hocam şu ikisini düşünüp de ona göre işlem yaparım. Taraf tarafa oranlarım. A bölü C. A ile C arasındaki ilişkiyi bulurum. Sonra bu ikisinden B ile A arasındaki ilişkiyi bulurum. Sonra hatta şu ikisinden de B ile C arasındaki ilişkiyi bulurum diye düşünebilirsiniz. Ama bence gerek yok. İşi böylelikle uzatmış olursunuz. Bizden ne isteniyor? Dikkat edin, A çarpı B çarpı C isteniyor. Elimde bunlar var. AB çarpımı, VC çarpımı, AC çarpımı var. Ben ABC'yi istiyorum. Ne yaparım burada? ÖSYM'de sormuştur bu soruyu. Dikkat, taraf tarafa çarparsam. Hocam A'dan 2 tane var. A kare, B'den 2 tane var. B kare, C'den 2 tane var. C kare. Niye eşittir? 54, 24 ve 36 çarpımı eşittir. Hocam A çarpı B çarpı C'yi bulmaya çalışıyorum. Ben karesini buldum. Her iki tarafın karekökünü alırsam A çarpı B çarpı C eşittir karekök içerisinde 54. 6 çarpı 9'dur. 6 çarpı 4'dür. Bu da 6 çarpı 6'dır. Zaten 36 direkt çıkıyor ya da. 36 direkt çıkıyor. Hocam 6'lar çıktı mı dışarıya? Çıktı 6 diye. 36 da çıktı dışarıya 6 diye. Hocam 9 çıktı dışarıya 3 diye. 4 de çıktı dışarıya 2 diye. O zaman A çarpı B çarpı C hacim oldu. Hacim de neye eşit oldu? Buna eşit oldu. 36, 72, 72 çarpı 3 de kaç yapıyor? 216 yapıyor sanırım. Evet, cevabımız böylelikle 216 yaptı. ÖSYM sordu. Bundan bıkmaz. Sormaya da devam eder. Bunun türevleriyle hep karşılaşıyoruz. Bunun değişik halleriyle. Yani böyle bir şey geldiği zaman taraf tarafa toplamalar ya da alan sorulduğunda genelde toplamalar yapıyoruz. Ya da taraf tarafa çıkar, çarpmalar gibi şeyler yapmanız daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Bu tür işlemlerde A'yı B'yi C'yi bulmak bazen işi yokuşa sürebiliyor. Haberiniz olsun. Evet, sorumuzun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Şekilde taban ayrıtları 6 santimetre 16 santimetre olan dikdörtgenler prizmasının yükseklikleri 10, 12, 10 ve 8 olarak verilmiştir. Tamam. Buna göre A noktasına bulunan bir karınca yüzeyler üzerinden B noktasına geldiğinde aldığı en kısa yol nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler, bunun en kısa aldığı yol soruluyor bize. Ne yapacaksınız burada? Arkadaşlar karıncanın gittiği yüzeyler göstermiş. Bu yüzey, bu yüzey, bu yüzey, bu yüzey, bu yüzey ve bu yüzey. O zaman burada ne yapacağız arkadaşlar? Bu yüzeyleri sabit bırakarak. Mesela ilk yüzeyimiz şöyle bir dikdörtgen arkadaşlar. Kaça kaçlık bir dikdörtgen? Şurası 16 ya. 16 olduğundan dolayı 6'ya 16'lık bir dikdörtgen. 6'ya 16. Sonra hangi yüzeyden gidiyor? Bu. Yani bu böyleyken hop şöyle açacaksınız bunu. Yanına koyacaksınız dikdörtgeni. Hop açtınız. Kaça kaçlık dikdörtgen? Hocam şu uzunluk lazım. Burası 10 olduğuna göre tamamı 12'nin olduğundan burası da 2. 2 yaptı burası. 2'ye 16'lık dikdörtgen. Sonra ne geliyor? Bu geliyor. Bak şöyle şöyle bir de şöyle. Şöyle yap, bir de şöyle açacaksınız arkadaşlar. O dikdörtgenin yanına koyacaksınız. O dikdörtgenin kenarı da 6. Hocam burası da 8 olduğuna göre tamamı 10 olduğundan dolayı buraya da 2 kaldı. Bir daha 2'ye ikilik dikdörtgen gelecek buraya. İkilik geldi. Sonra bir daha 6'lık dikdörtgen gelecek. İşte buradan başlayıp nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Bizden şuradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar. Bitti. Burası kaç yaptı? 8, 8, 16. Bir dakika 1, 2, 3, 18, 20, 22 mi yaptı burası? İşlem hatası mı yaptık? 6, 2, 6, 2, 6. Ha bir daha 8 daha gidiyormuş arkadaşlar. 8 daha aşağı iniyor. Hop şöyle açacağız değil mi arkadaşlar? 8'i daha bir daha 8'i açalım arkadaşlar. Şöyle buradan buraya gidiyor bu sefer arkadaşlar. Dikkat, ona dikkat edelim. Şuradan şuraya gittiğinde sayalım bakalım. Burası 16. Sayalım. Hocam şu ikisi 10. 16, 22, 24, 30. O zaman burası 30 yaptı. Hocam şurası kaç yaptı? 16. Burası 30. Hocam 2 çarpı 8 burası. 2 çarpı 15 burası. O zaman burası da 8, 15, 17 üçgeninden 2 çarpı 17 yapar. Yani burası kaç yapacaktır gençler? 34 yapacaktır. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Yukarıdaki verilere göre kalan şeklin alanı nedir diye soruluyor. Ne olmuş? 3, 4, 4. Yani şekildeki ayrıtları 4, 4, 3 olan dikdörtgenler prizması veriliyor. Üst yüzeyinin ortasından bir kenarı 1 santimetre olan bir küp. Bir kenara 1 santimetre olan bir küp çıkarılmış arkadaşlar şöyle. Hop şöyle göstereyim isterseniz. Evet. Şuradaki küp çıkarılmış.
Şeklin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu şeklin alanını bulmak için öncelikle çıkarılmadan önceki tüm şeklin alanını bulacağız. Tüm şeklin alanı nedir? Hocam 3, 4, 4 kenarlarına ait şeklin alanını bulacağım. Kenarların ikişer çarpımının iki katı değil midir? Evet. Şu ikisinin çarpımının iki katı yani 24 artı şu ikisinin çarpımının iki katı yani 48 artı şu ikisinin çarpımının iki katı kenarların ikişer çarpımının iki katı ya da 2 çarpı AB, AC, AB formülünü de kullanabilirsiniz. Hocam şu ikisi 24 yapıyor. 12 yapıyor. Topladığınız zaman 24 yaptı. Değil mi? Evet 3, 4, 4'ü yaptık arkadaşlar. Tekrar bakalım. 12 burası 24. 12 burası 24. 16 burası 32 yapacakmış burası. Özür. 4 kere 4 16 çarpı 2'den 32 yaptı. İlk kontrolü yapmışız. Devam. Hocam 24, 24, 48, 32 daha 80. Burası 80 yaptı. Bu 80 alanında ne oldu? Hocam bu alanı çıkarttık. Oradaki alanlar çıkmayacak. Eklenen alanları ekleyeceksin. Çıkarılan alanları çıkartacaksın. Hocam bak mesela çıkan alan burası. Bu çıktı. Hemen nötrleyeni var mı? Alt tarafı hemen nötrledi. Ama yan taraftaki şu dikey alanlar ne oldu arkadaşlar? İçeride fazladan ekstradan bir yüzey oluşturdu. Yani bu alanları tek tek ne yapacağız? Ekleyeceğiz. 4 tane kare var. Bir kenarı 1 olan. Yani 4 tane 1'in karesini ekleyeceğiz. O zaman 80'e 4 eklersek kaç yapar gençler? 84 yapar. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Denizli oldu. Şekil 1'deki dikdörtgenler prizmasından suyun yüksekliği 5 santimetredir. Arkadaşlar bu şekildeki su bu şekilde de kullanılmış. V su her ikisinde de aynı değil midir? Aynıdır. Bunun hacmine bakacak olursak V su neye eşittir? 8, 6 ve 5'in çarpımına eşittir. Aynı zamanda 16'lık şurası 10 ya. 16'lık yüzeyi üzerine devrildiğinde değil mi? Prizma bakın 10'a 6'lık yüzeyi üzerine devrildiğinde aş kaçtır diye soruluyor. Bunun içindeki su miktarı yine değişmiyor. Aynı bu da V suya eşit olacak. O da 10 çarpı 6 çarpı haşa eşit değil midir arkadaşlar? 10 çarpı 6 çarpı haşa eşittir. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapalım mı? Yapalım. Hocam şununla şu sadeleşirse 2 kaldı burada. 6 ile 6 sadeleşti. O zaman 8 bölü 2'den haşı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 olarak buluruz. Dolayısıyla cevabımız Edremit oldu. Yukarıdaki şekilde verilen küpün hacmi bu. Yani A küp direkt 6 kök 6 olarak verilmiş arkadaşlar. Hocam burası küp kökünü nasıl alacağız? İşte küp kökünü alırken kök 6'lı bir şey varsa kök 6'nın durumlarını düşüneceksiniz arkadaşlar. Yani kök 2 olsaydı kök 2'nin durumlarını düşünecektik burada. A küp kök 6 ise A direkt buradan kaç yapıyor arkadaşlar? Kök 6 yapıyor. Düşünün kök 6'nın küpü kaç yapıyor? Kök 6 çarpı kök 6 çarpı kök 6 olduğundan dolayı işlemi yapabilirsiniz. Ya da direktman şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Üstü sayıları kullanıp. Hocam bu 6'nın karesi diye içeri girer. A küp eşittir. Karekök içerisinde 6'nın 6 çarpı 6'nın karesi. Yani bu karekök içerisinde 6'nın kübü oldu. Bu da A üzeri 3 neye eşit oldu arkadaşlar? 6 üzeri 3 bölü 2'ye eşit oldu. Üstü sayıları çevirdik. Küp kökünü aldığın zaman da A neye eşit oldu? 6 üzeri 1 bölü 2 yani kök 6'ya eşit oldu. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. O zaman A dediğimiz kök 6 oldu arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? X isteniyor. X'e ait bir dik üçgen var. Hocam kök 6 ama şuradaki uzunluğu falan bilmiyoruz. Genelde dik üçgen oluşturuyoruz. Hocam şunu şöyle çizecek olursak hop şöyle bir üçgen oluştu mu? Oluştu. Genelde yüzeyden çiziyorduk. Hocam hatta üçgen nerede oluştu? İşte tam olarak burada oluştu. A bu da yukarıdaki düzleme dik olduğu için temel diklik teoreminden dolayı burası da 90 derece değil midir? Evet. Dikten dik çizilmiş Öklid bağıntıları falan uygulayabiliriz. Ya da hocam burası kök 6, burası da kök 6, burası da kök 6. Kök 6, kök 6, kök 2 katı kök 12 yapar burası. Kök 12 dediğimiz neyse kök 12 diye yazayım. Sonra hocam burası da belli aslında. Şöyle bakacak olursak. Burası da cisim köşegeni. Kök 6'nın kök 3 katı. O zaman burası da kök 18 yapmaz mı? Yapar. Şimdi burayı bulacağız. Öklid bağıntılarından bulabilirsiniz aslında ama bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece yükseklik eksikse alandan yapıyorduk. Sarı alan neye eşittir? Alan dediğimiz kök 18 çarpı x bölü 2'ye eşittir. Aynı zamanda şu üçgenin alanı kök 6 çarpı kök 12 bölü 2'ye eşittir. Kök 6 çarpı kök 12 bölü 2'ye eşittir. Bölü 2'ler gitti mi? Gitti. Hocam kök 2'ye bölsen kök 6. Kök 2'ye bölsen kök 9 yaptı. Kök 9 dediğimiz 3. 3x eşittir. Kök 6 ile kök 6'nın çarpımı da 6 mı yaptı? Aynen x de buradan kaç geldi o zaman? 2 geldi. O zaman cevabımız böylelikle Balıkesir yaptı. Hacmi 240 santimetre küp olan üçgen dik prizmada 4 kök 5 iken burası 8 kök 5 ya da yukarısı 4 kök 5.
Ne yapalım arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı çarpı yükseklik. 8 ya burası da arkadaşlar. Şurası 8. 8 çarpı 4 kök 5 bölü 2. 8 çarpı 4 kök 5 bölü 2 dik üçgenin alanı. Çarpı yükseklik neye eşit olacak? 240'a eşit olacak. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şununla şu sadeleşince 2 kaldı. 8 ile 24 240 sadeleşince 30 kaldı. 30 ile de 2 sadeleşince 15 kaldı. Kök 5'i de öbür tarafa atalım. H 15 bölü kök 5 eşit oldu. Kök 5 eşleniğiyle çarparsam 15 kök 5 bölü 5'ten 3 kök 5 mi geldi? H evet. Arkadaşlar H'ı 3 kök 5 bulduk mu? Bulduk. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında şu uzunluğu bulacağız. Arkadaşlar bir uzunluk bulunurken havadaki askılı kalan bir uzunluğu bulurken ne yapıyorduk? Dik üçgene karşılık getiriyorduk. Hadi getirelim bakalım. Nasıl getireceğiz? Genelde tek bir hamleyle geliyordu arkadaşlar ama yüzeyden çizeceğimiz tek bir hamleyle. Hocam şöyle bir çizsek bir üçgen oluşuyor mu? Buna karşılık oluşmuyor mesela değil mi? Sonra ne yapacağız hocam? Direkt oluşmuyor. O zaman mecbur başka türlü de olmuyor zaten. Şöyle çizsen oluşuyor ama bu yan duvara dik mi? Bu yan duvara dik değil buradaki. Burada üçgen oluşuyor. Şu Pisagor'dan buluruz. Burası da yan duvara dik mi ya? Yan duvara dik değil ki bunlar. Değil mi? Şöyle arkadaşlar burası. Şöyle dikdörtgenler prizması olmuş olsaydı yan duvara dik. Aa burası yan duvara da dik ya aslında. Buradan bulabilirim ben. Evet. Bu yan duvara dik arkadaşlar. Şurası 90 derece ya. Doğru. Direkt bu hamleyle bulurum. Ama çoğunluğunuz genelde şunu yapıyor. Hocam ben buradan şöyle bir dik çizerim. Sonra buradan buraya çizerim. Aynı sonucu bulursunuz. Yine Pisagor bağıntısı. Ama ben genelde tek hamleyle yapmaya çalışıyorum. Yüzeyden. Hop şunu şöyle çizersem. Hocam şurada bir dik üçgen karşıma çıktı. Hemen bulalım oradaki Pisagor'dan arkadaşlar. Burası 2 kök 5. Burası 3 kök 5. Pisagor'dan burayı bulurum. Sonra bu yandaki duvara dik olduğundan dolayı burası da temel diklikten dolayı dik değil midir? Evet. Sonra da burada bir Pisagor yaparım. Olay biter. 4 kök 5. Şuradaki uzunlukta 8 ya. Yunlarda 4 4. 4 ve şuradaki uzunluktan bulurum. Hadi öncelikle şuradaki Pisagor'u uygulayalım arkadaşlar. 2 ve 3 kök 5. Buraya A diyecek olursam. A kare neye eşit? 2 kök 5'in karesi artı 3 kök 5'in karesi. Buradan ne geldi arkadaşlar? Aslında kök 5'in 2 katı. Kök 5'in 3 katından gidebiliriz ama neyse. 20 artı a kare neye eşit oldu? 20 artı 45'e eşit oldu. 65'e eşit oldu. A kare dursun. Çünkü burada da Pisagor bağıntısı yapacağım. Şuraya x dersem x kare de neye eşit? A kare artı 4'ün karesine eşit. O zaman x kare neye eşit oluyor? A kare 65 artı 4'ün karesi de 16. Topladığımız zaman kaç yaptı arkadaşlar? 71 mi yaptı? Yok 81 yaptı. 81 yaptıysa cevabımızda ne olacaktır? 9 olacaktır. Tamam. Evet, dediğim gibi yani yüzeyden bir üçgen oluşturun. Genelde de temel diklik çıkıyor. Ama bu düzleme dik olduğundan dolayı buradaki açı 90 derece oldu arkadaşlar. Dikkat edin. Temel diklik de önemli şeylerden biridir. Dikkatli olunması gereken yerlerden biridir. Dikkat edin lütfen. Evet, cevabımız böylelikle Balıkesir oldu. Ayrıt uzunlukları şekildeki gibi olan bir merdivenin A noktasında bulunan bir karınca turuncu yüzeyler üzerinden B noktasına gidiyor. Evet, A noktasında bulunan bir karınca turuncu yüzeyler üzerinden B noktasına gidecekmiş. Nasıl? Şöyle bir yol alacak. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Hangi yüzeylerden gidiyorsa ilk yüzey sabit, ikinci yüzey, üçüncü yüzey, dördüncü yüzey ona göre açılım yapıyorduk değil mi? Mesela ilk yüzeyimiz ne burada arkadaşlar? Şöyle yapacak olursak. İlk yüzeyimiz 4'e 15'lik bir yüzey. Sonra ikinci yüzeyimiz bak 6'ya açtığımız zaman böyle oluyor. 6'ya 15'lik bir yüzey oluyor. Şöyle 6'ya 15'lik yüzey. Üçüncü yüzey 8'e 15'lik yüzey. Bunu da açalım üstüne doğru. 8'e 15. Sonraki yüzeyde bunu da katlamasını şöyle atacağız. 2'ye 15'lik yüzey oluyor. Yani 2'ye 15'lik yüzey bu şekilde oldu. Bizim karınca neredeydi? Buradaydı. Şu köşeden zıttı olan köşeye gidecek. Buraya gidecek. Yani bizden aslında şu uzunluk isteniyor arkadaşlar. Burası 15 ise burası da 15 midir? Evet. Bakalım şuraya. Şuraya toplamda kaç yaptı? 20. 15, 20 ne üçgeni? 25 üçgeninden cevabımız böylelikle 25 yani Akçay çıktı arkadaşlar.